Sosyal kontta 7 milyon 200 bin başvuru. Öğrencilere de destek var. Üniversiteler yılda iki kere ulaşım desteği alacaklar. Ailenin yanına gidip gelmelerini destekleyeceğiz öğrencilerin diyor. 150 bin öğrenci faydalanacak. Doğalgaz depoların %100 dolu. Bununla ilgili açıklamaları var. Bu çok stratejik bir olay. Hı-hı. Yani şu anda Avrupa, biz de Avrupa'nın bir parçasıyız. Bu orana ulaşan tek ülke. Yani bu... Şu anda yalnız Avrupa'da da yükseldi. Aslında tamamen doldu gibi. Orada da ciddi bir dolu var. Şimdi onların depolama... O yüzden de Kasım kontratlarında 117 düşüş var. Biraz daha. Yani bu özellikle enerji darboğazı girdiğinde bunun hazırlıkları yapıldı. Bir de bizim önceden işte İran'la belirli sorunlar yaşandığımızda doğal gaz depolama kapasitemizi yükselttiler. İşte Tuz Gölü'nün altında belirli. İki seneye daha yükselecek. Şimdi bu stratejik adımı o da... Berat Bey'in Enerji Bakanlığı döneminde strateji olarak çok üzerinde duruldu. Ben de yakından takip ettim. Şimdi bir savaşta bir şartta bunun karşılığını ve ürünlerini alıyoruz. Ben konutla ilgili de şu bir sözünüzü kesmemek için girdim. Şimdi bu arada programda biz birbirimizin sözünü kesiyoruz. Hayatın doğal akışına uygun şekilde. Yok, güzel konuşuyordu hocamlar. Biz nüfusumuz artık 86 milyona gidiyor Türkiye'nin nüfusunu. Ve konut ciddi bir ihtiyaç. Hem ulaşım, hem öğrenciler, hem konut, hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu attığı adımların temellerinin talepler. Artık yukarıya doğru gittiğinde talepler, iktidar ve şu andaki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları karşılama yönünde adımlar atıyor. Bunun da arkası da gelecek. Hı hı. Artık insanlar kentleşti. Büyük kentlerde konut ihtiyacı oldu. Anadolu'da da var. Biz Mahmut Bey ile yayından önce haritalara baktık. Mesela İstanbul az tutulmuş. Bunda 50 bin. Evet. Ankara'da baktığımızda Anadolu'ya yayılan bir insan. İnsanlar biraz daha burada stratejik bir şey var, konuşulmayan. Yani büyük kentlerdeki kendi kentlerinde arsa bulup, konut bulup, eğer iş olduğunda da geri döndürme stratejisi de var. Yani İstanbul'un sayısının az tutulması. Yani o belki eğrisi doğrusuna denk geldi. Çünkü aslında o şehirlerde... arsa üretmek de kolay. Şimdi İstanbul'da arsa üretmek zor. Zor. Ama böyle bir perspektif de var hocam. Onu da biraz Ankara'ya soracağım. Yani kazan kazan gibi sanki çift taraflı. Bunu çünkü dün Cumhurbaşkanı da söyledi. Bir şey soracağım. Yani siz devam edin. Bu arada arsa başvurularında yaşadığı ilçede ancak başvurabilecek diye bir madde var mı? Tabii. O bence haksızca bir madde. Çünkü şöyle düşünün. Örneğin İstanbul'dan gidelim. Mesela Arnavutköy'de yaşıyorsunuz. Yani zaten bunlar Arnavutköy, Çatalca, Silivri. Buralarda üretmek mümkün. Şimdi ne bileyim bir Kadıköy'den belki işte Tuzla tarafına gidecek birisi var. İşte ya da Beşiktaş olsun, Şişli olsun vesaire yoğun yerlerde olsun. Bunlar oraya gidecek. Ve orada başvurular daha fazla. Çünkü nüfus yoğunluğu var. Eğer bu kişiler başvuramıyorsa o zaman Arnavutköy'de adam zaten erişimi de kolay. Aslında ucuz konuta erişimi de var. Şimdi o insanlara daha büyük bir şans vermek çok doğru mu? Onu sorgulamak lazım. Diğer bir şeyde de burada denge var. Şimdi arsa ve konut üretiminde az önce dediğiniz gibi artık aldı başına gitti. 10 milyon, 15 milyon gibi uçuk rakamlar, kiraların 10 bin bandının üzerine gitmesi. Bu bir anda el frenini çektirdi. Biz konut fiyatlarını takip ettik. Öyle mi? Etkiledi mi yani? Etkiledi. Kiraları bile etkiledi. Daha yani kampanyanın başlatılmasıyla. En azından şöyle talebi etkiledi. Adam gidip insanlar başımı sokacak bir ev, bütün şartlarını zorluyor. En azından belirli bölgelerde. Belirli diyor ki ben başvururum. Çıkarsa diyor TOKİ'den alırım. Aydan aya 2 bin, 3 bin gücüm kadar öderim. Yani bir denge getirdi. Bunun arkası da gelecek. Cumhurbaşkanı ilk bu projeyi açıkladığında bunun devamını gelecek. Burada... Hani yiğidin hakkını yiğide ver dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı yeni adıyla söyleyeyim. İklim Değişikliği Bakanlığı. Özür dilerim. İklim Değişikliği Bakanlığı. Bunun gerçekten çok hızlı bir şekilde ve kamuoyunda tartışma yaratmayacak şekilde yapıldı. Normalde biliyorsunuz bir hizmet verildiğinde ortaya olumlu bir ürün koyduğunda karşıtlık üzerinden buna yüklenirdi. CHP'den hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özgür bir laf dedi. Sonra arkasını getiremedi. Hani bu az dedi. Ağlamayanlar mağdur olacak dedi. Sosyal medyadan milletten kendine tepki gelince hemen bu şeylerin altına gitti. Toplumda karşılığı olan şeyler. İktidarda kim olursa olsun Melih Bey, iktidar yöneten yani yönetme yetkisini elinde tutan halkın taleplerini görmek zorunda. Toplumda bir talep var birçok. Ekonomiden tutun da buna göre. Bir de genç bir nüfusumuz geldi. Eskiden mesela ben bir köy çocuğuyum. Benim babamlar dedemlerle yaşarlardı büyük evlerde. Artık öyle değil. Herkes kendinde yaşıyor. Daha değişik bir dönemde giriyoruz. Bir de şu var. Ben hep bir hayalimdir. Yani umarım bir gün görürüm. Bizim tarım kentleri de kurmamız lazım. Eğer Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyorsa hem insanları toprağın içinde, toprakla üreterek yaşayıp hem bir kent havasını işte sağlık ocağından okuluna, anaokuluna kadar, Ecevit'in sinemasına kadar olduğunda... Ecevit'in köy kent. Neydi? Köy kentler. Yani o tabii Ecevit'in o modeli ama onun zamanı güncellerek hem gıda ve tarım birinci öncelik oldu. Mesela biz Karadenizliyiz. Biz Mahmut Bey ile zaman zaman dertleşiriz. Bizde çok ciddi bir arsa üretim sorunu var. Ya orman, ya dere taşkın alanı.
Ondan kurtulsan kıyı kenar çizgisine kasıyorsunuz ve bu da maliyetleri çok çok yükseltiyor. Yani bizde arsa çok yüksek şey yaptığına. Buna da çalışılması. Yani bizim ülkemiz büyüdükçe Melih Bey, şartlar büyüdükçe yapmamız gereken işlerin büyüklüğü de yapıyor. Yalnız son dönemlerde en fazla karşılanan ve toplumdan destek gören bir hamle bu. Herkes şey var. Bir röportajda dediği bir şey anlatayım. 100 yaşında vefat eden Profesör Doktor Halil İnancık röportajında şunu söylüyor. Muhabir soruyor. Bu 100 asırlık bir şey insan oldunuz. Ne öğrendiniz bu dünyadan derse? Başını sokacak bir evin olacak dedi. En önemli ders bu. En büyük ders bu dedi. Yani bu yaşıma geldim. Evet. Bu şekilde. Tabii burada şöyle bir şey var. Aslında hani biraz da deniliyor ki işte seçimlere doğru falan yapılıyor. Aslında bence seçimler açısından ciddi bir risk. Çünkü şöyle düşünün. 4,5 milyon bu işte diğer başvurularla 5-6 milyon oldu. Bu 5-6 milyon kişiden sadece 250 bini alacak. Hadi arsa üretim vesaire 500 bin diyelim. Yani şu ilk aşamada en azından. Ya, muhalefet şimdi, o diğerlerine. Şimdi aslında alamayanlar da bir yandan bir küskün olacaklar. Aslında yani bir risk. Yani bu anlamda bunu hizmet olarak bakmak lazım. Yani alamayan niye küskün olsun hocam? Evet, yani hayır, tam tersi. Millet piyango gibi giriyor. Ben söyleyeyim, açık açık söyleyeyim. Piyango gibi giriyorlar. Dün bir arkadaşım arıyor, diyor ki ya piyango gibi şansımızı da arttırmak için diyor. Birkaç kişi daha başvurduk diyor. Çıkarsa piyango gibi. Tabii. Dolayısıyla devam da edecektir proje. Tabii. Hocam, İrfan hocama gelelim. Güngör Bey bir şeyden bahsediyor. Şimdi Anadolu'da daha yoğun oranda bu şeyler yapılıyor, projeler yapılıyor. Bir anlamda da tersine göçü de etkileyecek bir durumdur diye. Siz hocasınız, öğrencilerle her gün meşgulsünüz. Dün Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamalarında üniversitelerle ilgili vurguları da vardı gündüz yaptığında. Her ile üniversite açtığımızda bu ne dediler ama diyor, yoksul çocuklarının bir şekilde İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e gelemeyenlerin okumasını sağladık diyor. Bu çerçevede de nasıl değerlendiriyorsunuz? Üniversite öğrencileri için de bir takım destekler açıkladı. Ulaşım desteği vereceğiz ailelerinin yanlarına gidip gelmeleri için. Bunu da sorayım hocam size. Yani hem negatif hem pozitif yönleri olan açılımlar olarak bunları görmek lazım. Şimdi mesela Batı ülkelerinde oradaki üniversite öğrencilerine aslında bizden daha fazla imkan sağlıyorlar. Fakat bu adımların atılması da önemli. Oradakiler öğrenciyken uzun vadeli konut edinme sisteminin mortgage'ların içerisine giriyorlar. Bizde ise eskiye kıyasla mesafe aldığımız doğru. İşte bizim etrafımızdaki coğrafyaya göre en iyi konumda olduğumuz doğru. Fakat Batı'yla hala aramızda devasa mesafe var. Bu öğrencilere sağlanan imkanlar bakımından. Üniversite sayısının artması ise doğru bir adım. Fakat bunun da negatif tarafı şurada. Kalite açısından mı oluyor? Yani herkes en azından ilgi duyduğu alanda yüksek öğrenim görsün. Belki tam ilgi duyduğu alana yaklaşamayabilir ama sayının artması doğru. Kemiyet ve keyfiyet sorunu var. Kalite arttırmamız lazım. Bunu da maalesef YÖK kurulduktan bu zamana kadar 30 yıl boyunca bir türlü standartları Batı üniversiteleri seviyesine taşıyamıyoruz. Aksine üniversiteler yıldan yıla kan kaybediyor. Kaliteli öğretim üyeleri işte teşviklerle vakıf üniversitelerine gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar. İkisinin birlikte düşünülmesi lazım. Ama her halükarda üniversite öğrencileri, üniversiteyi bitirenler %50 daha fazla gelir elde ediyorlar dedi Cumhurbaşkanı. Her halükarda yani başka bir işte ne bileyim çok büyük üniversiteleri bitirmese de üniversite mezunu oluyor çocuklar. Ama tabii bir eğitimci, akademisyen olarak kalitesine, niteliğine de bakıyorsunuz. Çok önemli bu. Ya büyük kentlerde bile vakıf üniversitelerinin yaygınlaşması eğitimin kalitesini düşürdü. Çünkü evrensel standartlara uygun yapılanma içerisinde olan üniversiteler var. Bir de ticarethane, ticari müessese olarak çalışan üniversiteler var. Fakat total olarak düşündüğümüzde, bir bütün olarak düşündüğümüzde bizim sosyoekonomik kalkınmamıza üniversite sayısının artması olumlu katkı veriyor. Ama mesela şurada katılmıyorum. Şimdi çocuk Siirt'te doğdu. İlkokulu, ortaokulu, liseyi orada okudu. Yani bunun üniversiteyi Siirt'te değil de Ankara'da, diyelim ki Rize'de, Adana'da falan okuması lazım. Biraz daha akışkanlık olması lazım. Bu konuda da galiba yurt içi Erasmus kategorisinde bir program devreye sokuldu. Öğrenciler imkanlara nispetinde bu tip fırsatlardan da yararlanıyorlar. Şehir dışında okuması daha iyi olur bir öğrenci. Tabii ki öğrencinin Erasmus yani, benzeri var yani. Bir dönemi gidiyorsun, kendi üniversitenin dışında başka bir okuyabiliyorsun, onu söyle. Kocaman hocam? Çocuklar hocam ya, gidip gelirler falan artık değil mi? Gerçi 20 yaşındaki çocuklar eskisi kadar kocaman mı bilmiyorum ama. Daha çok ya yardıma ihtiyaç duyuyorlar mı amca? İhtiyaçlar karşılandıkça daha da artıyor. Şimdi burada geçmişte bizim bölgemizde niye üniversite yoktu şikayet ederdik. Şimdi üniversite var ya, bu kadar. Her ile de olmaz. Öyle bir şeydir tabii. Ben tabii çok daha şeyi yükselttiğini düşünüyorum. Bir de orta
kendi içinde, o şehrin kendi içinde bir sinerji yarattı. Tabii. Şimdi Ağrı'da ya da Ardahan'da mesela ki üniversite öğrencileri başka yerden de geliyor hocam. Tabii evet. Ağrı'da çevreden de geliyor. Ya şeyle işte Harvard'la ortak proje yaptılar Ardahan Üniversitesi. Öyle şimdi diyor. Muhteşem ya, Ardahan'da oturup da Harvard'da ortak proje yapıyor olmak İstanbul'dakinden daha farklı diye düşünüyorum. Yani daha motive edici bir yanı var. Bir de hani yani, hepsine daha şey bakmak lazım. Bize çok ciddi bir uluslararası öğrenci geliyor. Şimdi YÖK'ün son dönemlerdeki ben bir toplantısına gittim. Stratejisinden bir tanesi de değerli hocam burada. Hı. Uluslararası öğrenci portföyünü genişletmek. Yani bizde Avrupa'dan öğrenci geliyor Türkiye'ye. Yani bu biraz atlanıyor. Bırakın Arap Ligi'ne, Türk dünyasına, Afrika'yı. Afrika'yı çok ciddi bir öğrenci. Bu da belki üniversitelerimizin eğitim, standart ve hocalar da geliyor. Hani yabancı akademisyenler de Türkiye'de. Kalite sorunu her yerde var ama. Evet tabii canım. Amerika için de aynısı geçerli. Amerika'da okudu geldi diyoruz da kıytırık kıytırık üniversiteler. Her tarafta tabii, üniversite dolu değil mi Necdet hocam? Yani şimdi aslında şöyle, Türkiye'deki eğitimin en büyük problemi de aslında biraz da eğitimciler. Şimdi buna eğitimciler de hak verecektir. Gerçekten eğitimci kalitesi oldukça düşük. Yani çok iyi eğitimcilerimiz olduğu gibi çok kötü eğitimcilerimiz ya da işini sahiplenmeyen eğitimcilerimiz var. Böyle olunca da tabii ki eğitilen çocuklar da pek şey yapmıyor. Bu anlamda da bir çalışma yapmak gerekiyor. Yani bir sistem diyoruz. Hani daha önceki bakan da söyledi yani Finlandiya'nın bilip de bizim bilmediğimiz bir şey yok. Yok. Fakat nedir problem? Tabii ki biz daha devasa bir ülkeyiz. Çok daha fazla okul. Bizim onların nüfus fazla kadar öğrencimiz var herhalde aşağı yukarı. Tabii tabii. Orada mesela 6 milyon orta öğretim öğrencisi varken bizde 6 milyon yabancı sadece yabancı öğretimde şey var. O anlamda baktığımız zaman hani eğitimde doğru bir devrim şart. Fakat hep yanlış yerden eleştiriliyor. Yanlış yerden tutuluyor. Tutuluyor. Ece'ye bir bağlanalım. Haber muhabiri Ece Altuğ Ankara'da gün boyu kabine öncesinde de Ankara'nın nabzını tuttu. Ve son gelişmeleri bize bir aktarsın. Ece merhaba, duyuyor musun? Duyuyorum sizi, evet. Merhabalar. Merhabalar. Nedir bugünkü gelişmeleri Ege? Sen de Ece, senden dinleyelim. Son haftaların en kritik kabine toplantılarından biriydi. 3 saat 40 dakika sürdü. Tabii en çok merak edilen başörtüsüne anayasal düzenlemede gelinen noktaydı ki Bakan Bekir Bozdağ'ın kurmaylarıyla dün son bir toplantı yaptığını biliyorduk. Bir çerçeve çizdiğini biliyorduk. O taslak metin bugün Başkan Erdoğan'a sunuldu. Tabii Erdoğan'ın bu yönde aslında açıklamaları, değerlendirmeleri vardı bugünkü yaptığı konuşmasında. Özellikle CHP'ye bir kez daha tepki gösterdi ama düzenlemeye yönelik ayrıntı paylaşmadığını söyleyebiliriz. Tabii başörtüsünün düzenlemesinin yanı sıra bir anlamda da hem iç hem de dış politikaya yönelik önemli mesajları vardı. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati esnafa yönelik yeni bir desteğin olacağını ifade etmişti ve Başkan Erdoğan da o desteğe ilişkin bugün detayları paylaştı. Bir müjde de üniversite öğrencileriydi. Onlara da ulaşım desteği sağlanacağını ifade etti. Yılda iki kere yaklaşık 150 bin öğrenci kapsayacağını söyledi. Tabii Yunanistan'a yönelik mesajları vardı. Özellikle hasmani tutumuna karşı yine Avrupa Birliği ülkelerine, Yunanistan'a destek verenlere de Başkan Erdoğan yine eleştirilerini sürdürdü. Baktığımız zaman dediğimiz gibi önemli konularda mesajları vardı. İşsizlik rakamlarını yorumladı ki bugün ekonomi aslında oldukça geniş bir yer kapladı. Ekonomi toplantısında ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk dedi Başkan Erdoğan. Yaptığı o açıklamada ve yine şunun altını çizdi. Enflasyonla mücadele sürerken refah kaybını telafi edecek adımlar atmaya devam ediyoruz dedi. Dikkat çeken vurgularından birisi buydu. Doğalgaz özellikle sıkıntısı olur mu olmaz mı kış aylarında? Zira tüm Avrupa aslında bunun sıkıntısını şimdiden çekmeye başladı. Başkan Erdoğan net mesajlar verdi doğalgaz konusunda ve enerji alanında doğalgaz depolarını %100 doldurarak hazırlığımızı yaptık dedi. Dediğimiz gibi mesajı verdi. Son olarak da terörle mücadeleye değindi ve terör örgütlerinin yöneticilerini nerede bulursak imha ediyor, saldırıları cevapsız bırakmıyoruz dedi. Yine terörle mücadele konusunda da önümüzdeki dönemdeki atacağımız adımları belirledik dedi. Yaptığı konuşmadan öne çıkan notlar bu şekildeydi. Teşekkür ederiz Ece, sağ ol.